Bismillahirrahmanirrahim. Usulü hadis dersimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde sahih hadise değinmiştik. Evvelhu sahihu şeklinde başlayan beyte sahih hadise değinilmişti. Sahih hadiste 5 kriter vardı. Neydi? İsnadı muttasıl olacaktı. Şaz olmayacaktı. İlletli olmayacaktı. Rivayet eden kişi yani ravi hem adillik hem de zabıtlık sıfatına sahip olmalıydı. Buna göre 5 şart nedir? İsnadın muttasıl olması, şaz olmaması, illetli olmaması. 3. Dördüncüsü adillik, beşincisi zabıt olmaktır. Bu ravinin, ravi üzerindeki değerlendirmelerle ilgili olarak meta'ini aşer denilen maddeler vardır. Yani ravinin adillik ve zabıtlığıyla ilgili olan kriterler var. Ravinin adaletiyle ilgili yani adil olmalı derken neyi kastediyoruz? Kizbur ravi, ravinin yalan söylemesi. Hadisle ilgili olsun veya olmasın. Eğer hadisi rivayet eden kişi hayatında yalan söylediği ortaya çıkarsa, yani yalancı bir insan olduğu ortaya çıkarsa artık o adillik sıfatını kaybeder. İlk madde bu. İkinci madde ithamur ravi bil kizb. Yani ravinin yalan söylemekle itham edilmesi. Bir ravinin yalancı olduğuna dair bir iddia varsa gündemde, o ravi de artık adillik sahibi olmaz. Adillik vasfı düşer. Üçüncü madde olarak fiskur ravi. Ravinin dini emirleri yerine getirmekte yani aşikarca kusurlu davranmasının tespit edilmesi. Buna göre yani ravinin öncelikle Müslüman olması gerekiyor. Bir Hristiyanın rivayet ettiği hadis dikkate alınmaz. Bir Yahudi bir hadis rivayet etmişse dikkate alınmaz. Ateist rivayet etti, bu dikkate alınmaz. Müslüman olacak ve fısk içerisinde olmayacak. Yani dini emirleri yerine getirmekte gayretli olması gerekir. Elbette hata yapabilir. Hatasız zaten kul yok. Herkes hatalıdır. Herkes günahkardır. Ama günah işlemekte ısrarcı olmayacak. Bir de bid'atur ravi yani ravinin İslami prensiplere aykırı görüş ileri sürmesi. Bir ravide bu durum da olmamalı. Bunlar yoksa artık o ravi adillik sahibi olmuştur. Adillik sıfatını hak etmiştir. Kizbur ravi, ravinin yalan söylemesi. İthamur ravi bil kizbi, ravinin yalancı olduğuna dair bir iddia olması. Fiskur ravi, ravinin fısk içerisinde olması. Bid'atur ravi, ravinin bidatçı olması. İşte bu 5 madde bir ravide yok ise, yalancı değilse, yalancılıkla itham edilmediyse, fısk içerisinde değilse, bidatçı değilse, bir de ne var? Cehaletür ravi. Ravinin bilinmeyen, meçhul bir kimse olması. Bazı raviler vardır. Yani hadis rivayeti var. Şimdi bir hadis görüyoruz. Bunun senedine bakıyoruz. Orada bir ravi ismi var. Bunu cerh, tadil kitaplarından inceliyoruz. Meçhul yazıyor. Kim olduğu belli değil. Kim olduğu belli değilse bu kişi Müslüman mıdır? Ne bileyim fiskur ravi ya bir fasık mıdır? Veya yalancı mıdır? Bunu tespit edemeyiz. Kim olduğu belli olmadığından. Dolayısıyla onun da adillik vasfı düşer. Buna göre adillik sahibi olmak için bu maddelerin bir kişide yani bulunmaması gerekiyor. 5 madde nedir? 1. Kizbur ravi. 2. İthamur ravi bil kizb. 3. Fiskur ravi. 4. Bid'atur ravi. 5. Cehaletur ravi. Bu 5 madde bir ravide bulunmaması gerekiyor. Ravi aktaran yani hadise nakleden, aktaran kişi. Bu 5 madde yoksa bir ravide ona artık adillik sahibidir denilir. Bir de zabıtla ilgili maddeler var. Yani adlun zabidun, zabtçı. Zabıt ne demek? Zabıt yani kavrayış, ezber manasına geliyor da zabtın sahibi olabilmek için, zabt sıfatına haiz olmak için gerekli şartlar, maddeler var. Mesela gaflet. Ravinin dikkatsizliğinin sabit olması. Bir ravi gaflet içerisindeyse, yani dikkatsiz olduğu tespit edildiyse artık onun zabıtlık vasfı yoktur. İkinci madde olarak
Kesretul galet, galet yani, ravinin çok hata yapması, çok hata yapan bir ravi de artık zabıt sahibi değildir. Su'ul hifz, ravinin yanlış ve kötü ezberlediğinin bilinmesi. Yani ezber var, bir de ezber var. Ezberinin iyi olması gerekiyor. Bir de vehim var, vehm. Ravinin ezberlediği hadisleri birbirine karıştırıp ne rivayet ettiğini bilmemiz. Yani örnek verelim, işte 10 tane hadis biliyoruz. Naklederken hadisleri birbirine karıştırıyoruz. Bu tür bir durum da olmaması gerekiyor. Bir de muhalefetü sikat, yani ravinin sika denilen her bakımdan güvenilir ravilerin rivayetine aykırı rivayetlerin bulunduğunun anlaşılması. Sika ne demek? Sika sağlam, her yönden sağlam. İşte bir kişi bir hadis rivayet ederken bir sika raviye muhalefet etmemeli. Muhalefetü sikat. Bu maddeler varsa zapt sıfatı da yerine gelmiş oluyordu. Bu saydığımız şeylere metaini aşer denilmekte. Aşer 10 demek. Şimdi geldik. Vel hasenu hasen hadis. Hasan hadis nedir? El ma'rufu bilinendir. Durkan, tarikun durugun, durgan nazımdan dolayı, yani tarikleri, tarik. Bir hadiste hani diyelim çeşitli tarikler vardır. Farklı kanallardan gelen hadisler vardır. Onun tarikleri bilinir. Ve gadet olur ricaluhu, onun ricalleri yani ravileri, la kesahihi iştaharat, sahih gibi veya sahih kadar meşhur değildir. Hadisi rivayet eden kişiler, yani rical derken raviler, sahih hadiste olduğu kadar meşhur değildir. Hasan hadis nedir? Hasan kelimesi güzel manasına geliyor. Hasan hadis, sahih hadisin bütün niteliklerini taşıdığı halde ravilerinden birinin veya birkaçının zapt, yani sağlam ezber sıfatı tam olmayan hadistir. Demek ki tek kusur ne oluyor burada? Zabıt. Ravinin zapt problemi var. Bu durumda bu hadise artık hasen diyoruz. Ağır zapt kusurları hadisi zayıf derecesine de düşürür. Yani zabıtta ne kadar kusur var, o da önemli. Hadis tarihinde bu hasen terimini meşhur eden alim Tirmizi'dir. Sünen isimli kitabında hasen tabirini sık sık kullanır. Bir hadis verir. Ardından o hadisin sıhhat durumu ile ilgili bilgi verir. İşte sahih der, hasen der, hasen sahih der, garip der. Çeşitli bilgiler verir. Hasan hadis de tıpkı sahihte olduğu gibi lizatihi ve ligayrihi olarak iki kısma ayrılır. Hasan hadis, hasen lizatihi, hasen ligayrihi olarak ikiye ayrılmaktadır. Lizatihi, yani hasenlik özelliklerini bizzat kendisi taşıyan hadis. Bir başkasına ihtiyaç duymuyor. Hasen ligayrihi demek, hasenlik mertebesine bir başka rivayet veya rivayetler yardımıyla hasenliğe çıkmış oluyor. Hasenli zatihi zaten kendi kendine hasen olan hadis. Bir örnek vermek gerekirse, şimdi Tirmizi bir adlı bölümünün bir numaralı hadisine baktığımızda, buradaki hadisin tabi hadisten alır arkadaşlar, öncelikle senet var. Haddesena Muhammed bin Beşşar diye devam ediyor. Daha sonra hadis gelir, hadis metni gelir. Burada dikkat çekecek nokta, senetteki behz her ne kadar doğru sözlü, yani yalancı değil. Hatta bazı alimlere göre sika birisi ise de, yani bazılarına göre bir kısım rivayetleri sebebiyle tenkide uğramış olması onun zaptının azlığını, yani kusurlu olduğunu gösterir. Bundan dolayı hadis bu senediyle behzin dedisinin başından geçen bir olay olarak hasenli zatihidir. Problem nerede? Zapta. Ravinin zaptında problem var. Ravi burada örnek olarak Behz geçmiş. Behz İbni Hakim. Behz adlı ravi incelemişler. Nereden inceleyebiliriz? Ravi hakkında bilgi nerede var? Rical kitaplarında var.
Oraya baktığımızda bu ravi hakkında bilgi vardır ve onun zaptının zayıf olduğu ortaya çıkmış. Dolayısıyla artık bu hadise sahih denilememiş. Çünkü zapt sıfatında kusur var. Madem ki öyle, hasen olmuştur. Ama hasen olması bir başka hadis yardımıyla değildir. Bizzat kendi kendinedir. Bu yüzden hasen li zatihi denilmektedir. Bir de hasen li gayrihi diye ayırabiliyoruz. Aslında zayıf olan fakat başka bir hadisin desteğiyle hasen niteliğini kazanan hadise denir. Demek ki hasen li gayrihi nedir? Bir önceki döneminde zayıf idi. Benzer hadisler sayesinde hasenliğe çıkmış olan bir hadistir. Ancak zayıflık sebebi muhtelif yollarla giderilmiş ve böylece yani başka rivayetlerin desteğiyle hasen derecesine yükselmiş olmakta. Buna göre zayıf bir hadis görünce o hadisi destekleyen başka rivayet var mıdır, yok mudur araştırılması gerekir. Zayıf bir hadis gördüğümüzde yani sadece o hadise bakarak zayıf olduğuna karar vermeyelim. Başka onu destekleyen hadis var mı? Eğer varsa o hadis artık hasen ligayrihi mertebesine çıkar. Ama onu destekleyen başka bir metin yoksa, bir hadis yoksa artık o zayıf olarak kalmıştır. Bu ayrımlara dikkat etmek gerekiyor. Ve küllü ma her bir hadis ki en rutbetil husni hüsn rütbesinde kasur noksanlık var. Fe bu durumda hüve o hadis nedir? Ez-zayıfu zayıftır. Zayıf hadis nedir? Onun tarifi yapılıyor. Ve hüve o zayıf hadis de eksamen küsur. Kısımları çoktur. Zayıfın pek çok kısmı vardır. Zayıf hadis nedir? Sahih hadisin şartlarını taşımayan hadistir. Ve farklı, az önce Hasen'de bahsetmiştik. Farklı tarikler, farklı rivayetler ile desteklenerek Hasen li gayrihi mertebesine çıkıyordu. İşte zayıf hadis diğer hadisler sayesinde desteklenerek o mertebeye çıkamamış olan hadistir. Buna göre sahih hadisin şartlarını taşımadığı gibi Hasen şartlarını da taşımayan hadistir. Taşımadığı niteliğe göre kısımlara ayrılır. Zayıf hadislerin kısımları arasında mürsel, munkatı ve mu'dal örnek olarak verilebilir. İleride zayıf hadislerin kısımlarına değineceğiz. Sahih hadis şartından kaç madde eksikse zayıf hadis o kadar zayıf duruma çekilir. Yani zayıf hadisin kendi arasında derece olarak farkları vardır. Bir zayıf hadisi vardır, az zayıftır. Başka bir hadis olabilir. Ona kıyasen daha zayıf olabilir. Nereye doğru zayıflık gidiyor? Mevzu hadise kadar. Yani hadis öncelikle nedir? Sahih olabilir. Bir alt derecesi hasen olabilir. Bir alt derecesi zayıf olabilir. Daha alt derecesi uydurma olabilir. Bununla birlikte zayıf arasında ne vardır? Kriter farklar yani derecelendirme farkı var. Bu Hasen'de de vardı, Sahih'te de vardı. Sahih li zatihi daha makbuldür. Sahih li gayrihe göre. Hasen'i de ikiye ayırmıştık. Zayıfın da kısımları var aynı şekilde. Sahih hadis şartlarından veya Hasen hadis şartlarından kaç madde eksikse o hadis o kadar çok zayıf sayılır. Zayıf hadisin kısımları 500, 510 tanedir diyenler bile var. Yani 510'a kadar zayıf hadisi parça parça bölmüşlerdir. Az zayıf, daha az zayıf veya çok zayıf, daha çok, daha çok, daha çok kısımları var. 510 farklı kısma ayrılmıştır zayıf hadis. Bununla birlikte zayıflıkta görelilik vardır. Yani bir hadise bir alim sahih derken diğeri hasen diyebilir. Bir alim bir hadise hasen derken diğeri zayıf diyebilir. Birisi zayıf derken diğeri uydurma. Uydurulmuş bir hadis. Yani aslı yok manasında bu tabiri kullanabilir. Örnekler verelim. Babalarınıza iyilik yapın ki çocuklarınız da size iyilik yapsın. Siz fuhuştan kaçının ki hanımlarınız da fuhuştan korunsun. Tabarani'nin Mu'cemu'l-Evsat adlı kitabının artık ne diyelim birinci cilt 299'da geçmekte olan bu hadis
Ebu Hatim'e göre senedi batıl iken Suyuti'ye göre hasendir. Fark var bakın. Başka bir hadis. Hayrı güzel yüzlü olanlarda arayın. Ebu Ya'la Müsned. Bu kitapta geçmekte. Ebu Ya'la'nın El Müsned kitabında geçmekte. Allame Suyuti metni sahih senedi hasendir derken İbnül Cevzi ve Sagani bu hadise mevzu demiştir. Mevzu uydurma demek. Yani hadisin aslı yok. Buradaki mevzu hadis tabirindeki hadis kavramı mecazen kullanılmaktadır. Yani hadis değildir manasına geliyor. Bir örnek daha verelim. Bir kimse zengine zenginliği için hürmet ederse dininin üçte biri gider. Ebu Nuaym Hille adlı kitapta geçmekte. Hilletül Evliya derler. Orada geçmekte. Allame Suyuti zayıf derken İbn Cevzi mevzu demiştir. Bir örnek daha. Nefsini bilen Rabbini bilir. Yani çok meşhurdur. Yani çoğunluğun bildiği bir hadistir. Meşhur derken onu kastediyorum. Hadis istilahı olarak değil. Men arafe nefsuhu fekad arafe rabbehu şeklinde çok meşhurdur. Sagani bu hadise mevzu demiştir. Muhittin Arabi ise rivayeti olarak sahih olmasa da keşfen bir hadis olduğunu belirtmiştir. Başka bir hadis. Dua müminin silahıdır. Dua'u silahul mümin. Bu da Kudayi'nin müsnedinde geçmekte. Zehebi ve Suyuti bu hadise sahih derken Elbani, hani Nasırıddin Elbani derler. Zayıf demiştir bu hadise. Ne oluyor? Kişiye göre değişiyor. Tabii neden değişiyor? Değerlendirme farkı nereden kaynaklanmakta? Kriter farklılığından kaynaklanmaktadır. Tercih farkından kaynaklanmaktadır. Bunun dışındaki beytimiz nedir? Ve ma uzife linnebiyyi ma o hadis ki uzife izafe edildi. Yani dayandırıldı, isnat edildi. Linnebiyyi nebiye yani peygambere dayandırılan hadis nedir? El merfu'u merfudur. Merfu hadistir. Bir hadis peygambere isnat edilmiş yani o söyledi, o yaptı, o onayladı tarzında bir hadis ise ona artık merfu hadis diyoruz. Yani peygamberin hadisi, peygamberin sözü, peygamberin eylemi, peygamberin onaylaması şeklinde. Ve ma o hadis ki li tabi'in tabiine aittir. Yani tabiine isnat edildi, izafe edildi, dayandırıldı. Tabiinden bir zat bunu söyledi, bunu yaptı, bunu onayladı şeklinde bir hadisi var ise ve o da nedir? El maktu'u maktu'dur. Buna göre maktu hadis nedir? Devam ediyor anlatımlar da. Biz buna kısaca değinelim. Merfu hadis peygamberin sözü, fiili, takriri. Takrir onaylamak demekti. Merfu hadis peygamberin sözüdür, eylemidir ve onaylamasıdır. Herhangi biri olabilir. Bir de sahabenin sözü, eylemi ve onaylaması var. Buna mevkuf hadis diyoruz. Bir de maktu hadis var. Bu da tabiinin sözüdür, fiilidir ve onaylamasıdır. Buna göre hadisi üç farklı zümreye has kılabiliriz. Bir, peygamberden sadır olan hadisler. Bunlara merfu. Sahabeden sadır olan hadisler. Bunlara mevkuf. Tabiinden sadır olan hadisler. Bunlara maktu demekteyiz. Burada neden uzife, izafe edilen diyor? Çünkü sen izafe ettin. Peygamber böyle buyurdu, böyle yaptı, şöyle onayladı dedin ama acaba öyle mi? Öyle olduğu kesinse artık bunda bir problem yok. O yüzden isnat edilen, dayandırılan, izafe edilen denilmektedir. Şimdi hadisin bir de değer yönü var. Yani merfu hadis ile mevkuf veya maktu hadisin değeri eşdeğer değildir. Ebu Hanife'ye isnat edilen bir söz var. Rahmetullahi aleyh. Şöyle buyur, şöyle söylemiştir. Resulullah'tan, yani Allah'ın Resulünden gelen hadisler, ki bunlar merfu hadisler oluyordu biliyorsunuz. Bu hadisler başımız, gözümüz üzerinde yeri var bu hadislerin. Sahabe hadislerinde, yani sahabeden gelen hadisler, sahabeden gelen derken peygambere isnat ettikleri değil. Mesela İbn Abbas şöyle buyurdu.
Veya işte ne diyelim, Hazreti Ebu Bekir şöyle yapmıştı diye rivayet edilen hadislerden bahsediyoruz. Sahabe hadislerine mevkuf diyorduk. Sahabe tekrar baştan alalım. Çünkü açıklamaya girdik, sözün ne olduğu karıştı. Ebu Hanife isnat edilen söz şudur: Allah'ın Resulünden gelen hadisler, başımız gözümüz üzerinde yeri vardır. Sahabe hadislerinde ise biz, yani fakihler, birini seçmekte özgürüz. Tabiine ait olan hadislere gelince, biz de adam, onlar da adam şeklinde bir söz nakledilmekte, izafe edilmektedir. Yani merfu hadisler başımızın, gözümüzün üzerinde yeri vardır. Ne demek? Dinlemek zorundayız o hadisi. Başımızın tacı. Sahabe bir şey söylediyse, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve pek çok sahabi var tabi. Bunların her konuda her zaman ittifak içerisinde olduğunu söylemek mümkün değil. Aralarında ihtilaf olan konular vardır, yani bu bir vaka, bir ne diyeyim, iddia değil. Farklı görüşler olabilmekte. İşte bu tür konularda da diyor Ebu Hanife, diyor ki biz tercih yaparız. Yani yeri gelir Hazreti Ebu Bekir'in sözünü alabiliriz. Yeri gelir Hazreti Ali'nin sözünü alırız. Değişebilir. Tercih yaparız. Tabiine ait sözlere gelince onlar neydi? Maktu hadisler. Onlar da adam, biz de adam demiştir. Bu sözde bir kaynak verelim. Bu söz nerede aktarılmakta? Mesela El-Medhal Sünen-i Kübra sayfa 111'de geçiyor. Serahsi'nin El-Mebsut adlı meşhur fıkıh kitabı 11. ciltte geçmekte. Siyer-ü A'lâm-ül-Nübelâ diye meşhur bir kitap var. Orada da geçmekte. El-Takrir ve'l-Tahrir 2. cilt 415'te, bu da geçmektedir. Şimdi ne yaptık? Bir sahih hadise kısaca bir tekrardan değindik. Bir tekrar yaptık. Bir iki ek bilgi verdik. Ondan sonra hasen hadise değindik. Ardından zayıf hadise değindik. Ardından merfu, mevkuf ve maktu hadise değindik. Şimdi okuduğumuz metinlerin irabına değinerek videomuzu bitirelim. Vel hasenudan başlayalım. El hasen kelimesi mübtedadır. El-ma'ruf kelimesi aslında, el-ma'ruf kelimesi bu kelime de yer alan el, yani elif, lam, el haberdi. Haberdi, yani mübtedanın haberiydi. Ama harf olduğundan bu mevsulenin öğeliği ma'rufa verildi, genele verildi. Böylece el-ma'ruf ne oldu? Haber oldu. Ardından gelen durgan kelimesi temyiz. Ve gadet var. Ve gadetteki vav atıf harfi, gadet mazi nakıs bir fiil, gadadan. La kes sahih, la burada nafiye, car mecrur, işteharat ile mutallik. İşteharat ise mazi istifal babından faili cevazen hasf olan hiyedir. Fiil fail cümle olarak mahallen mensup ve gadetin haberidir. Lâkes sahih işte herat adetin haberi. Ve küllü ma'en rütbetin. Buradan devam edelim. Buradaki kül mübteda, vav atıf veya istinafiye harfi olmakta. Onu da söyleyelim. Hüsnü muzafun ileyh gasur mazi mukadder fethayla mebni hüve mübteda. Zayıf kelimesi. Zayıf kelimesine baktığımızda bunun haber, ardından gelen ve hüve'deki hüve'den önce vav söyleyelim gerçi. Vav istinafiye, müstenefe diyoruz ya, odur. Yani yeni bir cümle başlangıcı. Hüvesi de müpteda olmakta. Eksam temyiz. Kesur veya küsur diyelim. Fiil mazi, faili hüve. Fiil fail hüvenin haberi olmakta. Sayfa aşağı doğru çekiyoruz. Ve ma uzife. Buraya baktığımızda buradaki vav istinafiye veya atıf harfi olabilir. Ardından gelen ma mevsuledir. Bi mana ellezi. Ellezi manasında. Ardından gelen uzife kelimesine bakıyoruz. Fiil mazidir.
meçhuldür, naibu faili hü olmaktadır. Lin nebiyyi car mecrur, uzife ile car mecrur mutalliktir. El merfu kelimesi burada haber olmakta. Ardından gelen ve mali tabi'in, buraya baktığımızda buradaki vav da atıf veya müstenefe, yani istinafi diyebiliriz vava. Ardından gelen ma da mesuledir veya mevsuftur deyip daha detaylı da gidilebilir ama bu kadar detaylı gitmeyelim. Daha sonra hüve zamiri, zamiri fasıl. El maktu' haberül mübtede'i, mübtedanın haberidir diyerek böylece İrabına da kısaca değinmiş olduk. Zayıf hadise değindik ama zayıf hadis ile amel etmenin hükmüne değinmedik. Zayıf hadis ile amel etmenin hükmü, bu konu çok önemli çünkü zayıf hadis ile amel etmenin caiz olup olmadığına göre bir şeyin bidat olup olmamasına da karar verilebiliyor. Yani zayıf hadis ile amel edilmez diyenlere göre zayıf hadiste sabit olan bir şeyler bidat olur. Zayıf hadiste amel edilir diyenlere göre ise o şey bidat olmayacaktır. Nurettin Itır konu ile ilgili şöyle der: İhtilafun kebirun beynel ulemai fi ameli bih. Bu hadiste amel konusunda ulema arasında büyük ihtilaf vardır. Dolayısıyla zayıf hadiste amel edilir mi edilmez mi, delil midir değil midir, üç farklı görüş var. Bazı alimler helal, haram, farz, vacip, tergib ve terhib ve diğer tüm konularda zayıf hadis amel edilir demiş ve amel edilebilmesi için şartlar da söylemişlerdir. Yani zayıf hadiste tüm konularda amel edilir diyenler Ahmed bin Hanbel, İmam Şafii, Ebu Davud, Sicistani gibi büyük alimlerdir, imamlardır. Allah her birinden razı olsun, hepsine rahmet etsin. Bu konuyla ilgili olarak Ahmed bin Hanbel'in şöyle dediği rivayet edilir: Ey oğlum, sana hadisteki yolumu tarif edeyim. Aksini gösteren sahih bir hadis olmadıkça ben zayıf hadise muhalif olmadım. İbn-i Recep Ahmed bin Hanbel'in sözünü şöyle yorumlar. Tabi konu uzun uzun devam ediyor. Bazı alimler zayıf hadiste hiçbir konuda amel edilmez demişlerdir. Bunlar da İmam Buhari, İmam Müslim gibi, Ebu Hatim el-Razi, Şevkani gibi pek çok alimdir. Allah her birine rahmet etsin. Bir de sakındırmak, teşvik etmek ve fazilet bahislerinde zayıf hadis amel edilir diye bir görüş var. Farz, vacip, haram, akaid gibi konularda amel edilmez diyenler var yani. Bunlara baktığımızda bu kabul edilen görüştür, orta görüştür. Allame Suyuti'nin kifayeye dayandırarak Tedrib'te belirttiğine göre İbn Hanbel, İbn Mehdi, İbn Mübarek helal ve haram konusunda rivayette bulunurken şiddetli, ince eleyip sık dokuruz. Ancak fazilet konularında rivayet ederken müsamahakar oluruz. Yani zayıf mıydı, sahih miydi, işin ne diyelim yani sıkı bir incelemeye tabi tutmayız hadisi. Sonuçta fazilet bildiriyor. Yani nedir? İşte bin kere Allah diyen cennette bir köşk alır diye bir hadis olsa. Şu an farazi konuşuyorum. Bu hadisi ince ince böyle didiklemeye gerek var mı? Gerek yok. Çünkü 100 defa Allah demenin zaten bir zararı yok. Zayıf olsa ne olur, olmasa ne olur? Bir zararı yok ki bunun. Dolayısıyla diyelim. Ama bu konu akaidle ilgili olsa, yani bir inançla ilgili olsa, işte ne diyelim, Allah-u Teala örnek veriyorum, işte şuradadır, buradadır diye inançla ilgili olsa veya öldüğümüz zaman şöyle bir azap var, böyle bir azap yok gibi bir rivayet olsa tamamıyla akaidle ilgili. Burada ne yapılır? Müsamahakar davranılmaz. Allame Suyuti hadis ekolü ve diğer ekollere göre zayıf hadisin rivayetine dikkat etmek gerekir demiş. Zayıf hadis rivayet etmek istediğin zaman Kâle Rasûlullah, Allah'ın Resulü buyurdu, söyledi deme. Aksine rivayet edildiğine göre, bize ulaştığına göre, nakledildiğine göre, hikaye edildiğine göre şöyle şöyle denilmiştir de. Hadisin sahih veya hasen olduğu aşikarsa Kâle Rasûlullah, Allah'ın Resulü buyurdu de. Demek ki işte hocalar olsun veya kitaplar, kitap yazarı olsun, diyelim bir yerde vaaz ediyoruz, kullandığımız hadis zayıf ise Allah'ın Resulü şöyle buyurdu demeyelim yani.
Hadis zayıfsa niye böyle diyoruz? Belli değil ki. İhtimal var yani, iki tarafa da ihtimallidir zayıf hadis. Ama hadis sahihse bu tamam, kesin bilgi. Yani peygambere ait olduğu kesindir. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulü şöyle buyurmuştur diyerek anlatılabilir. Bununla birlikte pek çok ne var? Ayrıntılar var yani. Konu devam ediyor. Bu ilgili yazı 10 sayfa ve sitemizde mevcut. Bunu oradan bularak okuyabilirsiniz. Şimdi hadis usulü işlemekteyiz. Hadis usulü ile ilgili pek çok kitap da vardır. Derseniz bir iki kitap örneği de gösterelim. Hadis usulü kitapları işte bir olarak Er-Ramhürmüzi'nin ne diyelim? El Muhaddisul Fasıl Beyne Ravi vel Vai isimli eseri günümüze ulaşan hadis alimlerince yazılmış ilk mustakil hadis usulü kitabıdır. İlk mustakil yani, yoksa hadis usulüne dair bu alimden daha önce yazanlar var. Nedir? Kitabın bir bölümüne yazmışlardır. Mustakil değildir. Mustakil olarak ilk bu verilmekte. Hakim en-Nisaburi'nin, ki genelde internette hep hakim şöyle dedi, hakim böyledir diye geçer. Bu hakim kim? İşte bu. Hakim en-Nisaburi diye bilinmekte. Ma'rifetü ulumul hadis isimli eseri. 3. Hatib el-Bağdadi'nin el-Kifaye fi ilmir rivaye. 4. Kadı İyaz, hani tefsir kitabı da vardır meşhur. El-İlma ila ma'rifeti usulü rivaye ve takyid-i sema adlı usul hadis kitabı var. Bir de İbn Salah'ın var. İbn Salah Ulumul Hadis Mukaddimetü İbn Salah ismiyle meşhurdur. Yani İbn Salah'ın mukaddimesi derler. Bu bir dönüm noktası. Yazıldığından itibaren tarihteki en meşhur ve en yaygın olarak okunan ve kullanılan hadis usulü kitabı olmuştur. İbn Salah'ın kitabı. Üzerine pek çok şerh, özet, nazma çevirme, yani şiir tarzı yazma gibi pek çok çalışmalar yapılmış. Celaleddin Suyuti'nin Elfiye adlı kitabı var. 1000 beyitte ne diyelim, hadis usulünü işlemiştir. Bu elimizde mevcut. Suyuti'nin Nevevi'nin Et-Takribini şerh ettiği Tedribur Ravi fi Şerhi Takribin Nevevi adıyla bir eseri var. Bu eser hadis alanında yüksek lisans yapanlara okutulmaktadır. Belki her üniversitede okutulmuyordur ama okutulanlara rastladık yani. 8. Cemalettin Muhammed el-Kasimi'nin Gavaidul Hadis, onun olarak El-Iraki diye yazarak, Zeynettin Iraki'nin Elfiyesi var, yine Suyuti'nin yazmış olduğu gibi. 10. olarak yine meşhur bir kitap, meşhur bir alim, İbn Hacer el-Eskalani'nin Nuhbetul Fikar fi Mustanhi Ehlil Eser adlı kitabı var. Daha sonra aynı alim bu yazmış olduğu ilk esere şerh yazmıştır. Şerhin ismi de burada yazmakta. Sehavi'nin Fethul Muğis adlı eseri var. Nurettin Etrin Menhecün Nakd fi Ulumil Hadis. Sonuncu olarak Muhammed Taha'nın Tesir-i Mustalihil Hadis'inde örnek verebiliriz. Yani hadis usulüne dair yazılmış pek çok eser var. Burada örnek olarak verdiklerimizin hepsi Arapçaydı. Tabii ki Türkçe yazılmış kitaplar da var ve bunların bir kısmı tercüme de edilmiştir. Bu şekilde dersi sonlandıralım.